Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir kendin yap tuvalet tezgah projesiyle karşınızdayım. Daha önce izleyenler hatırlayacaktır. Geçen videomuzda aynayı, flanşı, kasnakları tezgahın üzerine bağlamıştık. Aynı zamanda motorun üzerine de motorun kasnağını takmıştık ve motorun genel bir incelemesini yapmıştık. Bugünkü videomuzda birkaç bölüm önce anlattığım şuradaki şu 1 mm, 1'er mm'lik esnemeleri çözüm bulmaya çalışacağız. Tezgahın yanında iki yanında ikişer tane kızağı arabaya bağlayarak arabayı millere sabitlediğimiz gibi aynı şekilde harici kızaklarla da arabayı tezgaha sabitlemiş olacağız. Ve hem millerin üzerinde hem tezgahın üzerinde hareket etmiş olacak. Bunun birazcık şu esnemeyi alacağını düşünüyorum ben. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle arabayı tezgahtan çıkartacağız ve yeni parçalar ekleyerek tekrar arabayı tezgaha monte edeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. İşin açıkçası arabayı tekrar söküp takmak canımı fazlasıyla sıkıyor. Çünkü çok güzel ayarlamıştık bunu. Neyse şimdi yeni kızaklarımızı tezgaha monte edelim. Bir önceki videoda aslında size motoru tezgaha monte edeceğimi söylemiştim. Ancak orada benim tezgahı tasarlarken aldığım ölçülerle motor geldiği zaman motorun ayak ölçüleri birbirini tutmadı. Dolayısıyla kullanmak istediğim kayış normalden birazcık daha kısa geldi. Bugün arabayı da motoru da tezgah monte edebilirdik ama bir çalıştırıp deneme fırsatımız olmayacaktı. Dolayısıyla bugünkü bölümü arabayı tezgaha sabitleme yani bu esneme problemini çözme videosu olarak değiştirmeye karar verdim. Bir dahaki videoda artık motoru tezgah monte ederiz. Arkadaşlar arabayı hem önden hem de arkadan bu yeni parçalarla ana gövdeye yataklayacağız. Ve burada yapacağımız bu kızaklar üzerinde hareket edecek aynı zamanda araba. Dolayısıyla burada oluşan esneme doğrudan gövde tarafından engellenmiş olacak. Tabi arkada da aynı şekilde. Gövdenin kalınlığının bu esnemeyi engelleyeceğini düşünüyorum. Eğer engellemezse tekrar gövdenin altına yeni ayaklar bağlayarak iyice zemine sabitlenmesini sağlamış olabiliriz.
Malzemelerin hepsini deldik şimdi. Gördüğünüz gibi kısaklarını da deldim. Şimdi bunların güzelce yüzey tesvirlerinin yapılması gerekiyor. Düz bir satı üzerine koyduğumuz zımpara kağıdıyla dikkatlice bunları tesvir edip düzelteceğiz ve pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz bunların üstünden. Ardından tezgahın üzerine bağlayacağız. Arkadaşlar yaptığımız bu kısak takımıyla salınımı sıfıra indirmeyi başardık. Artık hiç esnemiyor. Ve yataklar üzerinde araba güzelce kaymaya başladı. Şimdi bunu bir yağlayacağız önce.
yeni kızakların montajını bitirdik. Gördüğünüz gibi tezgahta hiç esneme kalmadı. Yani 1 milimetrenin bile altına indirdik. Komparatörle ölçtüm az önce. O ölçüm esnasını videoya kaydedemedim çünkü kameranın şarjı bitmişti. Ancak tezgahta artık en azından arabada hiç esneme yok. Bu tezgahı da sağlam bir masanın üzerine sıkıca monte ettiğimiz zaman esneme problemini çözmüş olacağız. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videomuzda arabayı tezgahın üzerine ana gövdeye tekrar yataklayarak daha sağlam, daha stabil hareket etmesini sağladık. Bir dahaki videoda videonun başında belirttiğim gibi motorun montajını yapacağız. Arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanalıma aboneyseniz abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak, abone değilseniz de abone ol butonuna basarak beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.